Yani burada Kore'ye de çok büyük yer önem arz ediyor. Çok değerli hocamız. Kendisi Eşit Üniversitesi. Rasyonların dağılık için düşen sistemi kapkaranlığı çalıştırıyor. Şu kadar bir hal ediyor. Ekranlarından merhaba değerli izleyenlerimiz. Bu hafta programımızı Doktor Erel Aksoy ile birlikte hazırladık. Stüdyo konuğumuz ise acil tıp uzmanı Profesör Doktor İbrahim İkizceli hocamız bizlerle birlikteler. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sizinle bu hafta acil tıp nedir? Hangi alanlarda etkilidir? İlk yardım nedir? İlk yardım için neler yapılmalıdır? Bu konularda sohbet edeceğiz. Ama öncelikle izleyenlerimize sizden kısaca bahsedersek, siz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanısınız acil tıp üzerine. Evet. Ve aynı zamanda Şişli İthal Hastanesi Acil Tıp Kliniği eğitim sorumlusunuz. Evet, doğrudur. Doğrudur. Başka eğitim alanında... Eğitim alanında yok. Ayrıca evet. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi başhekim yardımcılığı yapıyorum. Evet. Genel idare süreç sorumlusu olarak. Hocam, acil tıp uzmanlığı aslında hem ülkemiz için hem dünya için yeni bir branş sayılabilir. Yani tıp biliminin uzunluğunu düşündüğümüz zaman çok fazla bir geçmişi yok. Dilerseniz bundan başlayalım. Acil tıp, sizin de belirttiğiniz gibi dünyanın en yeni bilim dallarından biri olmakla birlikte aynı zamanda dünyanın en eski bilim dallarından biri unvanına da sahip. Evet. Çünkü insanoğlu var olduğundan bu yana bir şekilde acil olaylarla karşılaşıyor ve bunlara çözümler buluyor. Tabii bilimin ilerlemesiyle ve teknolojinin ilerlemesiyle tıp alanında da çok ciddi gelişmeler oluyor ve branşlaşmaya gidiliyor. Ve o kadar fazla branşlaşma oluyor ki temel vakalarda bir şekilde ilgilenecek olan hekim ağzından dolayı bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Ve bu sıkıntıyı 1960'lı yılların sonunda Amerika Travma ve Şok Komitesi Akademisi bir araştırma yapıyor. Ve bu araştırma sonucunda enteresan sonuca ulaşıyorlar. Çünkü Vietnam Savaşı'nda yaralanan bir askerle New York kentinde hastanenin birkaç sokak ötesindeki yaralanan bir sivil vatandaşa yapılan acil müdahale arasında ciddi farklar ortaya çıkıyor. Ve sonuç olarak bunun mortalitesinde ve morbiditesinde ciddi farklar ortaya çıkıyor. Ve bu şekilde 1970 yılında Cincinnati Üniversitesi'nde askeri tecrübenin sivil hayata aktarılmasıyla acil tıp uzmanlığı programı ortaya çıkıyor. Ve bu şekilde acil tıp ana bilim dalları doğuyor. Burada acil tıpta çoğu kişinin kafasında acaba bizim branşımıza mı dokunacak? Bizim baktığımız, evet. Biz onlardan daha iyi hastaya bakıyoruz. Onlar niye ihtiyaç veya bu kişiler Süpermen mi? Tüm hastalıklardan anlayacaklar mı? Gibi bir sürü sorularla kafaları bulandırıyorlar. Ve bu bizlere de çok fazla geldi. Burada acil tıp aslında prensibi oturmuş. Yani dünyada yaklaşık 45-50 yıldır. Türkiye'de de yaklaşık 15-20 yıldır programı yerleşmiş. Çekirdek eğitim müfredatı hazırlanmış. Ve ne yapacağı, nereye kadar yapacağı hepsi çekirdek eğitim müfredatında belirtilmiş şekilde çalışabiliyor. Burada acil serviste bizim asıl amacımız yaralanmış bir kişinin hızlı bir şekilde acil servise transportunu sağlanması ve acil servise başvurduğunda bunu ilgili hekimle, evet, ve kesin tedavi yapacak olan hekimle hızlı bir şekilde ve uygun bir şekilde buluşturmak. Evet. Eğer ameliyata girmesi gerekiyorsa, mesela bir trafik kazası, batırı çıkanama, şokta hasta, bir an önce ameliyata girmesi gerekiyor. Ve burada hemen ameliyat ekibini hazırlatıp, cerraha haber verip, hastayı da ilk resitasyonunu yapıp, cerrahla buluşturup ameliyatını yaptırmamız gerekiyor. Evet, evet. Yani diğer branşlarla hiçbir çatışan noktamız yok aslında. Aslında bir koordinasyon sistemi diyebiliriz değil mi? Yani hastanın ilk başta sahipsiz kalmaması da diyebiliriz. Tabii. Yani bazı durumlarda çünkü öyle şeyler de acil serviste karşılaşabiliyor. İşte hasta cerrahi hastası mıdır, dahili hastası mıdır, ortopedi hastası mıdır değil mi? Bu tip durumlarda da koordinasyon sağlanması önemli. Tabii hastanın bir sahibi oluyor.
ve dediğiniz gibi koordinasyon sağlanmış doğru oluyor. Doğru yönlendirilmesi. Ve doğru yönlendirilmesi evet. Şey diyor ve bu doğru yönlendirirken veya beklerken de hastanın hayati mortalitesini veya morbiditesini etkileyecek olan durumları da ortadan kaldırmaya çalışıyor. Mesela bacağı kırılmış olan bir hasta da hemen atelini alıp müdahalesini yapıp ondan sonra damar yaralanması olup olmadığına bakıp ki damar yaralanması varsa hemen kalp damar ekibini hızlı bir şekilde ameliyata hazırlaması gerekiyor. Kalp damar damar yaralanması yoksa, sinir yaralanması yoksa, hasta şokta değilse evet. Ortopedi ekibine verip ortopedi ekibi kesin tedavisini yapabiliyor. Yani burada önemli olan hastanın ciddiyetini azaltmak evet. Ve uygun hekime buluşturmak. Yani ilk müdahalenin çok doğru yapılması ve doğru tabii. Yönlendirilmesi. Tabii. O çok çok önemli. Tabii ilk müdahale çok önemli. Evet. Çünkü herkes acil servise gidiyor. Evet. Yani geçen yıl Türkiye'deki acil servis başvuruları 100 milyonu geçmişti. Herhalde 112-113 milyon civarında. Yani bir önceki yıl da bundan az değil 90 küsür milyondu. Yani 89-90 milyon civarında acil başvurusu var. Yani bu da gösteriyor ki herkes acil servise başvuruyor. Evet. Yani insanın başvurduğu, sağlık nedeniyle başvurduğu kaçılmaz iki yer var. Doğru. Birisi doğumhane, ikincisi acil servis. Yani doğduğunda doğumhanede, hastanede doğuyor. Evet. Yine acil bir durumla karşılaştığında yine acil servislere geliyor. Dilerseniz o zaman yeri gelmişken bahsedelim. Acil servisin herhalde yanlış kullanılması burada söz konusu. Evet. Sizin tespitiniz acil servise bu başvuran hastaların gerçekten acil olan oranı ne kadardır? Yani ciddi şekilde %50 ile %70 arasında gereksiz başvuru evet. Olduğunu tahmin ediyorum. Ki bu yapılan çalışmaların çoğunu gösteriyor zaten. Yani %50'nin üzerinde. Hastaneden hastaneye değişiyor tabii. Yani fakülte hastanelerine biraz daha az. Devlet hastanelerine çok daha fazla olmak üzere. Gereksiz başvurular olmakta. Aslında tabii. Çok yüksek. %50 ile %70 gereksiz bir başvuru tabii, çok, varsa çok çok, çok tabii. Fazla. Yani bu gereksiz evet. Dediğimiz şeyler gerçekten bir hemen tedavi edilmesi edilmemesi gerek. Hemen tedavi edilmesi evet. Önemli i̇htiyaç olmayan, olmayan evet. İhtiyaç olmayan, poliklinik tedavi olması gereken hastalar. Daha sonra işte poliklinik randevu almamış olan hastalar. Evet. İşte başka zamanı olmayan kişiler. Yani tekrardan ben yine hastaneye mi gideceğim veya sıramı bekleyeceğim diye evet. Gelen kişiler. Bu nedenle bunlar şunu bilmiyorlar aslında. Yani orada acil olmayan durumla ilgilenirken belki onların kendi bir yakını, yani bu annesi olabilir, çocuğu olabilir, ciddi bir evet. Travmayla veya ciddi bir durumla karşılaştığında o hekimler o hastaya müdahale edemeyecekler. Evet. Müdahale edemedikleri için de ciddi şekilde sıkıntı yaşanabilecek durumlar. O nedenle acil servislerin mümkün olduğu kadar meşgul edilmemesi lazım. Aslında acil müdahale dediğimiz zaman biz şu anda hastanedeki sistemden bahsettik. Bir de bunun hastaneye gelene kadar olan sistemi var. Herhalde bunun adı da ilk yardım oluyor. Evet. İlk önce yaralıyla veya bir şekilde hastalıkla karşılaşıldığı zaman yapılan müdahalede de ilk yardım. İlk yardımın öneminden isterseniz bahsedelim. İlk yardım çok önemli. Çünkü olay yerinde sağlıkçı olmadığı durumda veya sağlık malzemeleri olmadan yapılan müdahale ilk yardım deniyor. Bu ilk yardımda o kaza anında veyahut acil durum anında herkesin başında bir doktor olması imkansız. Tabii. Bu nedenle vatandaşın bu konuya eğilip, bu konuyu bilip ona göre müdahale etmesi gerekiyor. Çünkü bu ilk yardım yapılacak olan kişiler aslında çok afaki kişiler değil. Ya kendi çocuğumuzdur, ya eşimizdir, ya annemizdir, ya babamızdır ya da çok sevdiğimiz arkadaşımızdır. Evet. Yani bir lokantada yemek yerken evet. Siz tanımadığınız kişilerle yemek yemiyorsunuz herhalde. Yani yemek masasında karşınızda çok sevdiğiniz arkadaşın boğazına yabancı bir cisim kaçabilir. Evet. Ve ona eğer anında müdahale etmezseniz acil servise gidene kadar yaklaşık eğer tam tıkalıysa nefes borusu 5 ile 7 dakikalık zamanınız var. Evet. 5 ile 7 dakika içerisinde acil servise götürmeniz veya bir doktorla buluşturmanız imkansız. Bu durumda ilk yardımcının yaptığı müdahaleyle o kişi hayatta kalacaktır. Ama bu konuda şimdi müdahale yapan, yapacak, yapmak durumunda olan kişinin bir bilgisi ve tecrübesi yoksa, şimdi orada müdahale etse bir türlü, müdahale etmese bir türlü, yani o anlamda da o şeyin çok iyi, ayrımın iyi yapılması gerekiyor. Tabii, çünkü iyi niyetle yaklaşılan bir durum mutlaka ama ciddi bir sonuçta doğurabilir Allah korusun. Yani onda da ne yapmak gerekiyor? 2011 yılında ilk yardım yönetmeliği çıktı. Revizyon da çıktı onun. Burada özellikle çalışan yerlerde
her 20 kişiden eğer çok önemli riskli alan değilse 20 kişiden bir kişinin ilk yardımcı olması gerekiyor. Eğer riskli alanda çalışan kişilerse 10 kişiden bir kişinin ilk yardımcı olması gerekiyor. İş güvenliği anlamında böyle. İş güvenliği anlamında bu şekilde yapılması gerekiyor ki bu 10 kişide biri de çok az. Çok az. Tüm vatandaşımızın ilk yardım bilmesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi ilk yardım yapılacak olan kişi yakınımız. Tabii. Şeyimiz. Burada yine bizim rahmetli hocamız bu ilk yardım Almanya'ya gittiğinde öğreniyor 60'lı yıllarda. İlk yardım müdahalelerini öğreniyor. Çok önemli olduğunu öğreniyor ortopedist hocamız Rıdvan Ege. Ve burada bu ilk yardımı eğitimini vermek için program hazırlıyor. İlk dersi verdiği kişi kendi eşi. Evet. Tabii. Diyor ki eşime bir şey olsa yanında ben varım. Evet. Ama bana bir şey olsa müdahale edecek kimse yok. Evet. O nedenle eşime öğreteyim diyor. Evet. Ve ona göre kendini güveni alıyor. Ondan sonra tüm herkes öğretmeye başlıyor. Evet. Belki bir kişi hayatı boyunca bir veya iki kere buna ihtiyaç duyacak ama çok tabii. Önemli hayati bir müdahale olacak. Belki hani liselerde, ortaokullarda da bu dersin daha önemli, uygulanabilir halde sunulmasında fayda var. Yani liselerde, ortaokullarda, hatta ilkokullara kadar inmesi gerekiyor bu dersin. Yine Sağlık Bakanlığı sertifikalı ilk yardım eğitim merkezlerinde bu eğitimin alınması gerekiyor. Yani bu kendi sağlığımız için, kendi çevremiz sağlığı için olması gerekiyor. Ki artık ilk yardım yapmak vicdani bir sorumluluk. Çünkü kimse size bir şey demez idi eskiden. Evet. Yolda yatan bir kişi özellikle trafik kazalarında, işte trafik kazasına bakmadan çekip gittiğinizde kimse bir şey demiyordu. Ama artık kanuni bir zorunluluk haline geldi. Her ehliyet almış kişi ilk yardım bilgisi vardır diye bakılıyor. Eğer ona bakmazsanız ve o kişi de ciddi hasar meydana gelirse, ölümle veya şey derse, burada da eğer tespit cezayı edildiğinde cezai yaptırımları ortaya çıkıyor. Peki böyle bir hastayla karşılaştığımız zaman yapılması gereken bir takım işlemler var, biz biliyoruz. Onlardan bahsedebilir miyiz? Yani ilk yapılması gereken işlem nedir böyle bir hastayla karşılaştığımız zaman? Böyle bir hastayla karşılaştığımızda ilk yapılması gereken özellikle haberleşme sistemini aktive etmemiz gerekiyor. Yani 112'yi hemen haberdar etmemiz gerekiyor. Burada 112'nin haberdar edilmesi çok çok önemli. Çünkü ilk yardımcının yapacağı imkanlar sınırlıdır. Evet. Süre sınırlıdır. Yani yaptığı müdahalelerden yorulur, şey der. Sonuçta hastanın da acil yardıma ve tıbbi yardıma ihtiyacı var. Bu tıbbi yardımın hızlı bir şekilde gelmesi gerekiyor. Bu nedenle ilk önce yapılması gereken 112 acil. Hastanın güvenliğini ve kendi güvenliğini sağlayıp hemen 112'ye haber vermemiz ve sağlık sisteminin çarkını döndürmeye başlamamız gerekiyor. Sonuçta haber vermezseniz o kişinin hastaneye ulaşım süresi daha da uzayacaktır. Tabii, yani ilk yardım amacından sapmış olacaktır. Çünkü dakikalar çok önemli olacağı için tabii. Yani ilk anlamda o çağrının yapılması önem arz ediyor. O çok önemli yani özellikle bizim vatandaşımız bunu çok fazla unutuyor. Çok fazla yardımsever. Çünkü kendi hemen, yardım etmek istiyor. Kendi yardım etmek istiyor ki bununla ilgili bir soruşturma da vardı. Yani şehir merkezinde bir polis aracıyla sivil aracın çarpışması sonucu kaza meydana gelmişti. İşte ambulansın olay yerine gitme süresi 45 dakika. 45 dakika sonra olayı yaraları alıp hastaneye getiriyor. İşte bu kadar geç sürede gelir mi gelmez mi diye yine televizyonda ciddi sansasyon oldu. Soruşturma açıldı ve soruşturma sonrasında ambulansın 3 dakika içinde gittiği, 42 dakika boyunca hiç kimsenin aklına gelip 112'yi arayalım demedi ortaya çıktı. Yani tüm kayıtlarda bunlar o nedenle öncelikle 112'yi aktive edip sağlık yardımının İlk yardımın, acil yardımın ve tıbbi yardımın hızlı bir şekilde gelmesini sağlamamız gerekiyor. Bunu da herhalde müdahale eden kişi değil de bir başkasından yardım isteyerek yapmakta fayda var. Tabii. Yani eğer yardımcılar varsa, birden fazla kişi varsa böyle durumda olay yerini, yani ilk yardımcının olay yerini çok iyi organize etmesi gerekiyor. Yani özellikle ilk yardım eğitimi almış veya olaya müdahale edecek kişinin olay yeri yönetimini yapması gerekiyor. Çünkü o kargaşa anında hiç kimse bir şey hatırlamıyor. Yani bizim tıpta ekstra piramidal sistem dediğimiz refleks hareketlerle hareket ediyor. Evet. Yani daha sonradan ne yaptığını düşündüğünde hatırlamıyor onu. Hatırlamıyor. O nedenle refleks haline getirip bu tip olaylarda hemen olayı bilinçli bir şekilde organize etmesi gerekiyor. İşte eğer yardımcı varsa dediğim gibi hemen sen 112 ara, sen şunu yap, sen şuraya şu güvenlik önlemlerini al deyip yaralıya hemen olay yerinde sağlık ekibinden yahut ilk yardımcılarından daha fazla sayıda yaralı varsa bu durumda yaralıları da ayırması gerekiyor. Tabii bu çok önemli bir şey, triyaj diyoruz biz buna. Evet.
triyaj yapması gerekiyor. Yani hastaları ayırması gerekiyor ciddiyet durumuna göre. Bu triyaj ciddi şekilde vicdani sorumluluk getiriyor. Evet. Çünkü bıraktığınız, yani bunu buna bırakın müdahale etmeyin dediğiniz hasta ölebilir. Tabii. Yahut da nefes alıyor olabilir ama siz ümit kesmişsinizdir. Ama hasta belki yaşayabilir. Ama olay yeri yani organizasyonunda bunu yapmazsa kurtarılacak olan hasta sayısı azalıyor o zaman. Yani, maksimum sayıda hastayı kurtarmak istiyorsa ilk yardımcı bazı şeyleri göze alacak ve hastaları ayıracak. Burada hastaları olay yerinde dört kategoriye ayırması gerekiyor. Birincisi siyah hastalar. Siyah diye nitelediğimiz. Yani bunlara hiç müdahale etmeyin. İşiniz bittikten sonra yani eğer ölmüşlerse ölmüşlerdir, ölmemişlerse hiç umudumuz yoktur. Bunlar ciddi şekilde beyin hasarı veya hastanın boynu kopmuştur, boynu kesilmiştir. İşte beyin ortada çıkmıştır falan. Yani umudu olunmayan, çok fazla uğraştırmaması gereken hastalar. Bunlar siyah nitelenen hastalar. Eğer tüm alandaki tedavi bittikten sonra onlara müdahale edebilir. İkincisi kırmızı hastalar. Kırmızı hastalar en önemli hastalar. Yani bunları kırmızı nitelediğimiz hastaları hemen müdahalesini yapıp bir sağlık hekimine devretmesi gerekiyor. Evet. Hızlı bir şekilde. Çünkü bunlar ameliyata girme ihtimali çok yüksek olan hastalar. Yani akciğeri patlamış olabilir. İşte karın içinde kanama olmuş olabilir. Beyinde kanaması olabilir. Hemen hızlı bir şekilde hastaneye gidip ilk 2 saat içerisinde müdahalesini yapıp belki daha da önce ameliyata girmesi gereken hastalar. Bu ilk yardımcının kırmızı hastaları atlamaması gerekiyor. Eğer atlarsa o zaman ciddi şekilde hasar veya mortalite morbiditeyi arttırabiliyor. Üçüncü nitelediğimiz hastalar sarı hastalar. Sarı hastalarda yani 2-3 saat beklese de problem olmayacak olan hastalar. Hastanın bacağı kırılmıştır ama damar dolaşımı vardır, sinir yaralanmamıştır. Evet. Kolu kırılmıştır, damar ve sinir yaralanmamıştır. İşte kaburgasında kırık vardır ama solunum sıkıntısı yoktur. Bu tip hastalarda sarı nitelediğimiz hastalar, bunları da 2 saat sonra yani olay kırmızıları temizledikten sonra sağlık hekimine götürmesi gerekiyor. Yeşil nitelediğimiz hastalar da olay yerinde az yaralanmış, gerekirse bize yardımcı olabilecek kişiler. Bunlar da yürüyebilen, konuşabilen, şuur açık hiçbir problem olmayan hastalar. Ama bunların da sarılar bittikten sonra ve siyahlar bittikten sonra kesinlikle muayene edilmesi gerekiyor. Maalesef gerekiyor. Çünkü olayın sıcaklığıyla bazılarının ağrıyışı yüksek oluyor. Evet. Bunların içerisinde de ciddi şekilde hasarlanmış veya yaralanmış kişiler ortaya çıkabiliyor. Evet. Şimdi o zaman kırmızı nitelendirdiğimiz bir hasta grubu, bir hastayla karşılaştığımızı düşünelim. İlk yapmamız gereken şeylerden bahsedelim. Nabız, solunum herhalde en önemli şeyler. Ya böyle bir hastayla karşılaştığımızda hemen dolaşımı, solunumu, yani nabzı, solunumu ve şuuru bize yol gösteriyor. Evet. Eğer hastanız şuuru kapalıysa hemen dolaşım ve solunum var mı diye bakıyoruz. Şuur kapalıysa tabii 112 haber verdikten sonra. O dediğiniz evet tabii. Çok önemli. İlk kişinin hastanın ve kişinin kendisinin güvenliğini sağlayıp 112'yi hemen arayıp ondan sonra aşamaların geçilmesi gerekiyor. Çünkü hiçbir sakat ilk yardımcı hiçbir işe yaramaz. Evet. Ölü bir ilk yardımcı hiçbir işe yaramaz. Evet. Öncelikle çünkü bunları haberlerde çok görüyoruz. Tabii. Yani kazaya müdahale eden kişi kendini arkadan gelen arabayla yaralanıyor. Evet. Veya dağda kurtarma işiyle uğraşan kişi kendi mahsur kalıyor. Evet. O nedenle öncelikle kendi güvenliğimiz. Kendi güvenliğimizi almadan kesinlikle müdahale etmemiz gerekiyor. Burada güvenlik dediğimiz hem makro tehlikelere karşı hem de mikro tehlikelere karşı güvenliğimizi almamız lazım. Yani kanlar içinde olan hiç tanımadığımız bir kişinin hemen kanlarıyla çıplak ile müdahale etmemiz uygun olmuyor. Çünkü oradan gelecek hepatit B gibi, HIV gibi mikroorganizmaların da bize bulaşabileceğini düşünmemiz lazım. Önce kendi can güvenliğimizi almamız gerekiyor. Evet. Hem mikro hem makro tehlikelere karşı. Ondan sonra müdahalemizi yapmamız gerekiyor. Evet. Solunumla ilgili mesela diyelim ki boğaz bölgesinde bir kanama var ve elinizde hiçbir alet, edevat yok. Böyle bir hastaya kişi ne yapabilir o anda? Yani eğer hastanın şuuru açıksa, eğer sadece solunum bölgesinde ağızdan gelen kanama var ise hasta yan yatırılıp eğer görebiliyorsak kanama noktasını oraya tamponla solunumu tıkamayacak şekilde tampon yapabiliriz. Eğer göremiyorsak yan yatırıp o kanı aspire etmesini engellememiz gerekiyor. Eğer şuuru kapalıysa veya solunumu yoksa burada da özellikle kanaması olmayan hastalar için solunum olmayan hastalarda ağızdan ağıza solunum yapmamız gerekiyor. Solunum yoksa. Yine eğer aynı kişinin kalbi durduysa
kalp masajıyla birlikte solunumu birlikte yapmamız gerekiyor. Burada en önemli olan tabii kalp masajı. Solunum ikinci öncelikte. Trafik kazaları hariç bir anda bir kişi yere düşüp şuuru kapanırsa %80 ihtimalle kalp krizidir. Yani bunun ciddi çalışmaları var. Yani aniden hiçbir problem olmayan yolda yürürken bir anda düşüp ani kardiyak arrest gelişen hastalarda %80 kalp krizi olduğu için tüm ani senkopları, tabii trafik kazaları hariç burada tutuyorum, tüm bunları kalp kriziymiş gibi, kalpteki elektriksel aktivitenin bozulmasına bağlı ölüm gerçekleşmiş gibi, yani ölüm değil de kalbin durmuş gibi düşünmemiz lazım. Çünkü kalbi duran kişi hemen ölmüyor. Evet. Ölümün gerçekleşmesi yaklaşık 10 dakika kadar bir süre alıyor. Bu da kısaca kalp durmasına bağlı ölümün mekanizmasını size anlatayım. Normalde kalp çalışırken kişinin şuuru açık, beynine yeterince kan pompalanıyor. Tüm vücuda yeterince kan pompalanıyor ve konuşuyor, her türlü şey yapıyor. Şimdi özellikle göğüs ağrısı olursa, kalp krizi geçirirse göğüs ağrısı oluyor ve buna bağlı, kalp krizine bağlı elektriksel aktivite bozulursa kalpte fibrilasyon dediğimiz tam kasılamıyor, fibrilasyon oluyor, kan pompalayamıyor kalp, pompalayamıyor. Kan pompalamayınca beyne yeterince kan gitmiyor. Evet. Bu kan pompalamama başladığında kişinin şuuru hala açık, koopere. Yani yaklaşık yarım dakika, yani 30 saniye civarında bu şekilde şuuru açık, koopere şekilde durabiliyor. Ondan hafif sendeliyor, pertek pertek konuşmaya başlıyor. Evet. Ondan sonra şuur kapanıyor çünkü beyne kan gitmiyor hala. Şuur kapanıyor, yaklaşık 1-1,5 dakika sonra havale geçmeye başlıyor. Beyindeki hipoksiye bağlı olarak. Evet. Biz o anda hasta ölmüş gibi veya kalbi durmuş gibi anlıyoruz. O nedenle dışarıdan bir aniden yere düşmüş bir kişinin kalbinin durmuş olduğunu düşünüp kalp masajına başlamamız lazım. Peki şey dediniz, yani ani bayılmalarda ani %80 kalp krizi olarak düşünülebilir. Ya değilse ani kalp masajı yapılması o zaman o anlamda hastaya... Ani bayılmalarda solunum da yoksa, evet, solunum yoksa kalp masajı yapmamız gerekiyor. Eğer nabız olmamasının bir önemi yok mu diyorsunuz? Eğer ilk yardımcıysa, daha doğrusu sağlıkçıysa nabza bakabilir. Evet. Sağlıkçı değil ise nabız olup olmamasının çok fazla önemi yok. Çünkü sağlıkçılar üzerine yapılan çalışma, sağlıkçı olmayan kişilerde nabızı anlamak için çok fazla vakit kaybedildiği öğrenilmiş. Evet. Bu nedenle bizim için orada zaten hasta düştüğünde kalbi yarım dakika önce durmuş. Evet. Yarım dakika geçmiş. Biz onu anlayana kadar zaten yaklaşık 1,5 dakika geçmiş. Evet. Beynin ölmeye başlaması 3 dakika sürüyor. 3 dakika sonra beyin ölmeye başlıyor. Şöyle bir şey benim aklıma geliyor. Mesela Sara nöbetinden dolayı kişi bayılmış olursa, mesela böyle bir kişiye yapılan masaj nasıl bir sonuç ortaya çıkarır? Yani bir kere kalbi durdurmuyor ama Sara nöbetiyle kalbi durmuş olan bir kişinin o havale dediğimiz şeyi çok farklı. Çünkü birinde şuur tamamen kapanıyor, nefes alıp vermiyor. Sara nöbeti tabii. Sara nöbetinde havale geçirirken bile nefes alıp verir. Evet. Yani beyin etkilenir ama kalbi durmuş kişi kadar etkilenmez. Yani gözleri açıktır, gözleri bir tarafa deviyedir. Nefes alıp verir. Yine hareketleri tonik-klonik kasılmaları oluşur. O nedenle havale geçen kişiye zaten o havalesi durmadan müdahale yapamıyoruz. Havalesi durduktan sonra eğer solunum yoksa, dolaşım belirtisi yok ise ancak kalp masajı yapılabilir. Bir de masaj öncesi bazen hani yumruk atılması, göğüs üzerine yumruk atılması gibi bir yöntem var. Bunu öneriyor musunuz? Şimdi 2010 AHA kılavuzu, bu kılavuzlara göre bu kalp masajı teknikleri güncelleniyor. Daha öncelerinki 92 ve 97'de prekordiyal yumruk diyorduk biz ona. Yani yaklaşık 30 santimetre üzerinden var gücümüzle göğüse vurup göğüs elektriksel aktivite oluşturmaya şey etmek. 2010 yılında bu prekordiyal yumruk rutin kullanımdan kalktı. Yani 2005'te de kalkmış, 2010'da da uygulanmıyor. Sadece eğer hastane ortamında monitöre bağlı fakat o elektrik şarj şoku vereceğimiz defibrilatör uzaktaysa, ona ulaşmamız zor ise, bak monitöre bağlı olacak. Evet. Evet. Defibrilatöre ulaşmamız zor olacak. O durumda bir kez prekordiyal yumruk denenebilir. Çünkü bizim verdiğimiz elektroşokla
yaklaşık bifaziklerde 200 jül, monofazikte 360 jüllük elektrik akımı veriyoruz. Bu prekorder yumruk dediğimiz yumrukta sadece 10 jüllük bir elektrik akımı veriliyor. Yani vermemiz gereken elektrik akımının 36'da biri. O nedenle şey değil, en önemli olan orada mümkün olan en kısa sürede elektroşoka ulaşmak. Evet. Yapılan masajın etkin olup olmadığını peki nasıl tespit edeceğiz? Yani biz masajı diyelim ki doğru yapıyoruz. O kişiye gerçekten biz beynine yeterli miktarda oksijen sağlayabiliyor muyuz? Sağlayamıyor muyuz? Veya bu tip durumlarda hastaneye ulaşması için yeterli süre sağlanabiliyor mu masajda? Şimdi kalp masajıyla yani normal rutin olarak 45 dakika, 1 saat, 2 saat. Hatta literatürde benim okuduğum 7 saatlik kardiyopulmoner restorasyon sonrası canlanan bir çocuk var. Soğuk suda boğulma. 7 saat kardiyopulmoner restorasyon yapılıyor. Kalp masajı, solunum desteği sağlam bir şekilde. Ve 7 saat sonra çocuk kalbi çalışıyor, solunum fonksiyonları yerine geliyor ve beyinde hasar kalmadan düzelebiliyor. Yani benim tecrübelerim, hatta ilk CPR'ımdır o. Yani ilk doktor olduğumda, 93 yılında yaklaşık 15. ve 20. günümdü. Göğüs hastası geldi, kalbi durdu. 45 dakika boyunca kalp masajı yaptık. Ve ondan sonra kalbi döndü. Gerekli müdahaleler yaptık, yoğun bakıma yatırdık. Yoğun bakıma yatırdıktan 15 gün sonra gelip ben de reçete istedi, reçete yazdım. Bir etkisi hiçbir şey olmamış. Hiçbir şey olmamış tabii. Yani beyinde hiçbir hasar yok, hiçbir şey yok. O nedenle kalp masajı çok çok önemli. İlk yardımın diğer önlenebilir, belki de daha da önemli olan konulardan bir tanesi de kanamalar. Değil mi? Kanamalardaki müdahaleler konusunda ne yapmamız lazım? Ya özellikle kanamalarda, kanamalar ikiye ayrılıyor. Bir iç kanamalar ve bir dış kanamalar. Dış kanamalarda eğer görüyorsak kanamayı, kanın damarda kalmasını sağlamamız lazım. En önemli şey bu. Çünkü kan damarda dolaştığı sürece yaşam fonksiyonlarımız yerindedir. Evet. Kan damardan çıkınca belli miktarda %20'sinden sonra semptomlar ortaya çıkıyor. %40'ından sonra ölüm tehlikesi ortaya çıkıyor. O nedenle en kısa sürede kanın damarda kalmasını sağlamamız lazım. En uygun yöntem, ilk yardımcının yapması gereken en uygun yöntem tampon. Yani temiz bir bezle, en temiziyle olay yerinde bulunan, steriliteye yani varsa önce steril ama yoksa temiz, yoksa olay yerindeki en temiz bir bezle, bu kişinin kendi kıyafetleri olabilir, şeyler olabilir, yara üzerine baskı uygulamak. Tampon. Baskı uygulayıp tampon yapması gerekiyor. Burada özellikle ekstremitelerde, kollarda, bacaklarda var ise bu tampon çok faydalı. Damardan kanın çıkmasını engelliyor. Bir de şöyle bir durum var. Turnike uygulamak. Turnike uygulamak eskiden çok kullanılıyordu. Tercih ediliyordu. Artık günümüzde tercih edilmiyor. Evet. Sadece sağlıkçılar ve acil yardım konusunda bilgisi olan kişiler, o da turnikeyi koyduktan sonra saatini ve şeyini belli edip üzerine yazıp o şekilde kanamayı durdurabilir. Onun haricinde ilk yardımcıların kesinlikle ve kesinlikle turnike kullanmaması gerekiyor. Çünkü turnike bağlandığında o bağlanan ekstremitenin distalinde, yani uç kısımlarında beslenmeyi bozuyoruz. Yarın iyileşmesi gecikiyor, beslenme bozuluyor, dolaşım bozuluyor ve kangrene kadar gidebiliyor. Özellikle çok sayıda hasta olduğu zaman herhalde unutmalar olur. Unutmalar çok fazla oluyor. Yani sırf unutmadan dolayı kolu bacağı kesilen kişileri duymuştum. O kanamayı tamponla durdurmak. Peki iç kanamayı dışarıdan anlamak çok mümkün mü? İç kanamayı tecrübeli bir kişinin anlaması anlayabilir. Yani dışarıdan gelen kişiler de, yani az buçuk, yani ilk yardım eğitimi almış kişiler de anlayabilirler bu kanamayı. Öncelikle kişide soğuk soğuk terleme oluşur. Çarpıntısı meydana gelir. Şuuru hafif değişebilir. Konfüzyon dediğimiz uykuya meyli olabilir. Ajite olabilir. Eğer kanama bölgesi karın bölgesinde ise karın bölgesi ağrı olabilir. Eğer kanama bölgesi akciğer bölgesi ise o bölgede solunum sıkıntısı olabilir. Ama dediğim gibi çarpıntı, soğuk soğuk terleme, uykuya meyil veya ajitasyon, genel durumun bozulduğunu gösterir bu durumda. Böyle bir durumda iç kanama ihtimalini düşünmemiz gerekiyor. Burada nabzı kontrol ettiğimizde nabız anlamaz ya çok hızlı, yavaş yavaş nabız anlayabilir. Ve burada da hızlı bir şekilde hastanın hastaneye götürülmesi gerekiyor, ulaştırılması gerekiyor. Hiç beklemeden.
Tabii gidene kadar veya ambulans gelene kadar ne yapılabilir iç kanamada? Sadece hasta sırt üstü yatırılır. Evet. İki ayağının üzerine hafif yüksek bir şey konabilir. Bu şekilde her iki bacaktaki kan dolaşıma katılacaktır ve beyin oksijenizasyonu daha da artacağından dolayı şuuru daha da düzelir. Çünkü her iki bacakta yaklaşık 2 ünite kan transfüzyon etmiş kadar kan var. Yani hastaya durup dururken ototransfüzyon dediğimiz kendi bacağındaki kanı sistemin dolaşıma katmış oluyoruz. Şimdi tüm anlattıklarınızdan ilk yardımla ilgili hakikaten ilk yardım müdahalesi çok çok önemli. Hayati durumlarda yani belki bir kişinin yaşamasına vesile olacak önem arz eden her konuda her aşaması kırmızı dediniz siyah yani siyah artık. Siyah umut kestim biraz da. Evet yani yine de örnekleri olduğunu söylüyorsunuz. O yüzden müdahale çok önemli. Bu anlamda da Sağlık Bakanlığı'nın zaten önemli politikaları vardır ilk yardım konusunda. İş güvenliği anlamında politikalar vardır. Halkın bilinçlendirilmesi çok çok önemli olmuş oluyor. Tabii ki insan ister ki ilk müdahaleyi uzman kişi yapsın, uzman hekimi yapsın. Ama öyle olamayan durumlarla da insan hayatı boyunca karşılaşabilir. Kendi başına gelebilir ya da bir başkasına şahit olabilir. O anlamda bu bilinçlenmenin önemi çok çok büyük hakikaten. Tabii. Yani bu anlamda... Sağlık sizin acil tıpla ilgili dernekleriniz var galiba değil mi? Yani evet. Sizin derken bu uzmanlık alanının... Uzmanlık derneklerimiz evet, var. Bu derneklerin bu anlamda bir çalışmaları var mı? Bizim benimle mensup olduğum acil tıp uzmanları ve Türkiye Acil Tıp Derneği var. Evet. Bu iki dernekte uzmanlık alanında, uzman eğitimi alanında kendisini şey diyor. Yine halka yönelik ilk yardım eğitimleri oluyor. Özellikle onun haricinde sadece ilk yardım konusunda eğitim veren iki dernek daha biliyorum. Birisi Hayatta Kal Derneği, yine İstanbul merkezli. Zaman zaman programları oluyor şeyde. Bir de Herkes İçin Sağlık Derneği, İzmir merkezli var. Bunlar da özellikle ilk yardım konusunda halkı bilinçlendirmek için ciddi çalışmaları oluyor. Ki az önce bahsettiğiniz gibi en iyi doktora götürebilirsiniz ama... Evet. Zamanında götüremezsiniz. Evet, tabii. Zamanında siz ilk müdahale yapmanız gerekiyor. Evet. Yani ilk müdahaleyi siz yaparsanız o zaman zamanında yetiştirme şansı doğabiliyor. Evet. Önemli olan o. Benim bir tane daha konu olarak travmalar değinmek istediğim konu. Hani kaza yerinde özellikle hani biraz bilinçlendi düşünen kimseler işte omurilik yaralanmalar olduğu zaman hiç müdahale etmeyin tarzında bir yaklaşım sunuyorlar. Bu gerçekten doğru mudur? Yani ambulans gelene kadar yoksa o hastanın başka açılardan da değerlendirmesini öncelikle yapmak gerekli midir? Şimdi tüm travma hastalarının aksi ispat edilene kadar boyun omurgası kırık dedi diye düşünmemiz lazım. Öyle en başta öyle kabul edelim. En başta öyle kabul etmemiz lazım. Yaptığımız müdahaleleri de ona göre yapmamız gerekiyor. Yani eğer ilk yardım yapmamız gerekiyorsa boyun omurgası kırıktır deyip yani ortamda bulunan bezlerle, kartonlarla, şeylerle boyun omurunu stabil hale, yani boyunluk yapıp stabil hale getirmemiz gerekiyor. Hastayı çevirmemiz gerekiyorsa kesinlikle rotasyon hareketi uygulamamamız gerekiyor. Yani rotasyon hareketi uyguladığımız anda yahut ikiye büktüğümüz anda kırık olan zedelenmemiş kırık olan kemikte zedelenmemiş omuriliği zedeleyebiliriz. O nedenle ilk yardım müdahalesinde de ilk öğretilen konulardan biri budur. Hastanın omurgası aksi ispat edilene kadar kırıktır diye düşünüp ona göre müdahale etmemiz lazım. Burada taşıma tekniklerine girmemiz gerekiyor. Eğer hastayı bir yerden bir yere nakletmemiz gerekiyorsa çünkü önce güvenlik dedik. Kendi güvenliğimizi aldık. Hastanın güvenliğini almamız gerekiyor. Yani travmanın olduğu bölgede yani bir araç kazası şu bu falan filan olduğu için hastayı bir yerden bir yere nakletmemiz gerekiyor. Burada da hastanın omurgasına, boyunda omurgasına ve sırtındaki omurgalara zarar vermeyecek şekilde mümkünse en güzel örnek trafik levhalarını alıp hastayı onun üzerine koyup onunla güzelce bağlayıp o şekilde transfer etmek lazım. Çünkü omurgayı hareket ettirdiğimiz anında kişi ömür boyu felç olacaktır. Tabii. Özellikle yani, trafik kazalarında yani yardım amaçlı gidildiğinde bir taraftan
omuz bölgesinden hem taraftan farklı bölgelerden asılma çekilme yöntemiyle hani kurtarmaya çalışmak tabii orada omurilikte ciddi hasarlara sebep oluyor. Tabii yani televizyonlara sık sık görüyoruz. Yani omuz örneklerini görüyoruz. Bayağı görüyoruz. Yani meşhur bir resimde trafik kazası görüntülerini gördüğümüzde orada taşıma esnasında kafası sallanıyor, kolu sallanıyor. O şekilde ambulansa götürülürken şey etmiştik. Yine bir kızımız vardı, hiç unutmam onu. Yani yoğun bakımda ciddi şekilde takip etmiştik. Yani abisi olay yerinden trafik kazası olayını alıyor, ambulansa getiriyor. İşte ambulansa değil, kent taksiye getiriyor. Acilin önüne geliyor hasta. Ben de o sırada aslanlık dönemindeydim. Direkt kapının oradaydım. Geri gelmez. Çıktım. Baktım trafik kazası, hemen sedyeyi alıp düzenli düzgün bir şekilde sedyeyi alayım derken abisi aldı, kızı kucakladı. Kucakladığında ilk gördüğümde ayakları hareket eden kızın sedyeye konduğunda ayakları hareket etmiyordu. Yani bir dakika hızlı götürdü abisi en fazla ama ömür boyu sakat kaldı. Orada yani denk ile olay yerin yani direkt kapıdaydık. Sedyeyi alıp düzenli bir şekilde uygun bir şekilde hastayı çıkartıp o şekilde nakletmemiz gerekiyor ki nakledecektik ama abisi beklemediği için. Evet, panik olmadan soğukkanlı bir şekilde hareket etmek gerekiyor. Bu durumda sağlık görevlileri geldiyse yine ilk yardımcının en önemli özelliği kesinlikle ilk yardım sağlık ekibine hastayı devretmesi olması gerekiyor. Yani artık o yardımcıdır, sağlık ekibi ne diyorsa onu yapması gerekiyor. Eğer ben ilk yardımcıyım, ben her şeyi biliyorum, şunu da yaparım, bunu da yaparım diyorsa o zaman sakatlıkları arttırıyor. Evet, isterseniz hastane ortamına geri dönelim. İlgilendiğiniz konulardan bir tanesi işte travmalardan bahsettik. Kalple ilgili sorunlar var. Kalple ilgili müdahalelerden bahsettik. Onlardan kalp masajından biraz bahsettik. Bir tanesi de mesela zehirlenmeler, değil mi? Zehirlenmeler sizin konularınızdan. Evet, acil servise çok sık geliyor. Hani özellikle sınav dönemlerinde daha fazla olmak üzere genç kızlarımız sınav dönemlerinde özellikle depresyona girip şey edebiliyor, ilaç içip gelebiliyor. Zehirlenmeler dediğiniz gibi çok çok önemli. Burada öncelikle neyle zehirlendiğini bilmemiz gerekiyor. Yani burada ailenin acil servise kişi getirdiğinde olayın nasıl olduğunu, nasıl gerçekleştiğini, nerede olduğunu, ne zaman olduğunu, yanında kimlerin olduğu doğru bilgi vermesi gerekiyor. Eğer şuuru kapalı bir şekilde evden getirildiyse biz eğer doğru bir anamnez veremiyorsa biz aile yakınlarının bir tanesini eve gönderiyoruz. Git evde çöpte, şurada, burada, gizli yerlerde ilaç kutusu var mı, şey var mı diye söylüyoruz. Çünkü tedavimizi ona göre yönlendirmemiz lazım. Her ilaç kimyasal bir madde. Her kimyasal maddenin antidotu farklı. Tabii. Tedavi şekli farklı. O nedenle hatta müdahale şeklimiz farklı. Evet, tabii. Eğer hidrokarbon dediğimiz maddelerle zehirlendiyse kesinlikle kusturmamamız gerekiyor. Midesini yıkamamamız gerekiyor. Eğer midesini yıkarsak, kusturursak bilin ki bu akciğerde ciddi şekilde şimik yani kimyasal reaksiyonlar neden olacak ve kimyasal pnömoni meydana gelecektir. Sırf biz kusturduğumuz için veya biz midesini yıkamaya çalıştığımız için. O nedenle maddenin önemi çok önemli. Yani neyle zehirlendiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Müdahalemizi ona göre uyguluyoruz. Tabi burada zehirlenmede öncelikle zehirin tipine göre karar verip eğer midenin yıkanması gerekiyorsa midenin yıkanması ki mide yıkanması ilk 1 saat içerisinde eğer mideyi yavaşlatan ilaçlarsa 2-3 saat içerisinde olması gerekiyor. Yani olaydan 1 saat geçtiyse mide yıkamanın çok fazla önemi yok. İlk 1 saat geçtiyse çünkü o artık eriyip midedeki sıvılara karışıyor yani kana karışıyor ve etkisi kalmıyor. Mide yıkamak için en önemli olay ilk 1 saat. Kusturmak için de en önemli şey trik nokta ilk yarım saat. İlk yarım saat geçtiyse artık kusturma da yapmaya gerek kalmıyor. Eskiden çok kullanılan kusturma yöntemleri vardı. Kişiye tuzlu su içirmek ve hipoka şurubu içirmek gibi. Artık onların hiçbirisi kullanılmıyor çünkü yan etkisi çok daha fazla. Yani özofagus yırtına kadar gidebiliyor kusturma. Yahut tuzlu su içirdiğinizde hipernatremi dediğimiz elektrolit imbalansları meydana gelebiliyor. Bu nedenle ilk yarım saat geçtiyse artık kusturma yöntemi çok tercih edilmiyor. 1-2 saat geçtiyse de mide yıkama yöntemi tercih edilmiyor. Ondan sonra artık kana karışan ilacın antagonist dediğimiz ve kandan temizlenmesi dediğimiz metotları kullanılıyor.
Bu bekleyip idrar sökücü verilip şey edebilir. Yahut antidot dediğimiz anestetistiği gibi başka bir kimyasal maddeyle bağlayıp kandan temizletmesi olabilir. Yine aktif kömür dediğimiz mide bağırsak sistemindeki partikülleri temizleyip hiç kana karışmasını engellemeyecek şekilde olabilir. Veyahut da daha ileri dönemlerde eğer diyaliz gerekiyorsa, genel durum çok bozuksa diyaliz alınabilir hasta. Evet. Bu şekilde kandan en hızlı şekilde uzaklaştırmasını sağlamamız gerekiyor. Tabii tüm bunları yaptıktan sonra hasta zehirlenme dediğimiz zehirin etkisinden çıktıktan sonra psikiyatriye göstermemiz gerekiyor. Evet. Yani psikiyatriye görüp gerekirse psikolojik tedavisini bir şekilde almasını sağlamamız lazım. Evet. Çünkü bunların çoğu tekrardan intihara meyilli oluyor. Bir de kendinin neyle zehirlendiğini bilmeyen kişiler olabiliyor. Bir kısmı intihar oluyor, bir kısmı da neyle zehirlendiğini bilmeyen kişiler oluyor. Özellikle karbonmonoksit zehirlenmesi dediğimiz durum çok şey. Bu hekimlerin de korkulu rüyası diyebiliriz. Çünkü sessiz ölüm. Sessiz ölüm ve evde bulunan herkes etkiliyor. Evet. Yani karbonmonoksit özellikle bacalara uygun olmayan yahut kombilerde yahut eskiden çok daha fazlaydı. Şopenlerden sızan zehirli yanmamış, tam yanmamış gazın etkisiyle karbonmonoksit ortaya çıkıyor. Sessiz, kokusuz, çok hızlı yayılan bir şey. Ve bunu inhalasyonla yani nefes alıp vermekle kana karışıyor. Ve oksijenden çok daha hızlı bağlanıyor. Hemoglobine bağlanıyor. Evet. Hemoglobine. Evet. Yani hemoglobin oksijen taşıyan molekülümüz. Oksijenden hızlı bağlanıyor ve oksijeninle yer değiştirmiyor. Evet. Ve bu şekilde kişi kendi kanıyla, kendi nefesiyle boğuluyor. Boğuluyor. Nefes alamıyor. Şimdi bu durumda da uyanık olmamız gerekiyor. Özellikle ailede birden fazla kişi şuur değişikliğiyle, baş ağrısıyla şeyle geldiyse hemen karbonmonoksiti düşünmemiz gerekip evet. Ona göre müdahale etmemiz gerekiyor. Kişi peki nefes alıp verirken bir zorluk hissi oluşuyor mu bu tip durumlarda? Yok, hiçbir nefes alıp verirken zorluk hissi olmuyor. Boğazda yanma olmuyor. Yani kokusuz ve renksiz bir gaz olduğu için. Evet. Hiçbir şey olmuyor. Kişi zaten fark etmiyor onu. Bilinç kaybına gidiyor. Tabii. Belki. Yavaş yavaş uyku emeğiyle artıyor. Bilinç kaybı oluyor. Ondan sonra tamamen solunum durması ve kalp durmasıyla devam ediyor. Peki hocam gıda zehirlenmelerinde nasıl müdahale gerekiyor hemen? Bu gıda zehirlenmelerinde özellikle ilk 2 saatte ortaya çıktıysa biraz daha rahat oluyoruz. Evet. Gıda zehirlenmelerinde. Tabi burada mantar zehirlenmeden ayrı tutmam gerekiyor. Yani o besin zehirlenmesi dediğimiz mantar da besindir ama apayrı bir şey. Çünkü onun zehirlenme mekanizması ve kana karışma mekanizması çok farklı. Onun haricinde ilk saatte normal tavuktan, şeyden veya yenilen yemekten oluşan zehirlenmeler genellikle bulantı, kusma ve ishalle meydana geliyor. Evet. Hayati tehlikesi çok olmuyor. Tabii ilk 2 saatte çıktıysa hayati tehlikesi çok fazla olmuyor bunların. Semptomatik tedavi dediğimiz bulantı kesici ilaçlarla veya sıvı tedavisi ile hasta çok rahatlayabiliyor. Daha geç dönemde ortaya çıktıysa o zaman daha ciddi tehlikeler ortaya olabilir. Çünkü o zaman zehirlenmenin mekanizması basit bir stafilokok zehirlenmesi değil. Evet. Botulismus evet. Olabilir, başka bir şey olabilir. Mantar olabilir. O nedenle mantar bu tip zehirlenmelerde mantarı hemen sormamız lazım. Çünkü mantarda hızlı hareket edersek evet. Tedaviye erken başlarsak o zaman hayatta kurtarma şansımız yüksek. Ama gecikirse risk artıyor. Mantarın belirtileri 12 ile 24 saat veya 48 saat sonra ortaya çıkıyor. Hemen çıkmıyor. Hemen çıkmıyor. Evet. Hatta bazen 72 saat sonra ortaya çıkıyor. Yani 72 saat her şey normal. Sonra 72 saat sonra belirtiler oluşuyor. Bir anda karaciğer iflas etmiş. Hızlı bir şekilde fulminer hepatite gidiyor. Evet. Sarılık artmış. Hastada ciddi nefes darlığı ciddi karaciğer yetmezliği ve karaciğer transplantasyonu indikasyon ortaya çıkıyor ve hızlı bir şekilde karaciğer transplantasyonu yapıp düzeltmek gerekiyor mantar zehirlenmesinden. Evet. O nedenle gıda zehirlenmelerinde mantarı özellikle sorgulamamız gerekiyor. Evet, evet. Zehirlenmelerde hızlı müdahale gereken konulardan bir tanesi herhalde hayvanların sokmaları, akrep, yılan, arı sokmaları var. Bu tip durumlarda karşılaşıldığı zaman ne yapılması gerekir? Bu tip durumlarda eğer kişi atopik dediğimiz alerjik bir bünyeye sahip değilse çok fazla korkmaya gerek yok. O bir şekilde hastaneye gidip hastanede gerekli
tedavi alması gerekiyor. Akrep için de bu geçerli mi yoksa sadece arı için mi söylüyorsunuz? Yani arı, karınca, tüm böcek sokmalarında akrep için de şey. Çünkü buradaki önemli olan sokmalarda anafilaksi. Anafilaksi evet, dediğimiz alerjik reaksiyon. Evet. Alerjik reaksiyon. Akrepte bu bölgede yaşayan akreplerde zehirli akrep yok. Evet. O nedenle akrepte nörotoksik ve hemotoksik ajanlar da var aslında. Özellikle Güneydoğu'da yaşayan akreplerde orada ciddi şekilde nekrozlar, ciddi şekilde hematolojik hastalıklar veya nörolojik semptomlar ortaya çıkabiliyor. Ölümle sonuçlanabiliyor. O nedenle akrep sokmasında bölgesel değişikliklere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani, ama bu bölgede evet. Zehirli akrep olmadığı için orada alerjik reaksiyonlara dikkat edip ona göre müdahale etmemiz lazım. Eğer atopik bünyeye sahip bir kişi ise yani daha önce herhangi bir böcek soktu ve ölümden döndü. Evet. İşte nefes durdu, nefes darlığı gelişti, şu oldu bu oldu deniyorsa o zaman bu kişilerin yani bu arı sokmasından önce yahut diğer böcek sokmalarından önce alerji ünitelerine gidip tedavi olmaları gerekiyor ve bu tip durumlarda kullanılması gereken bazı ilaçlar var. Epinefrin dediğimiz ilaç var. Türkiye'de var mı bilmiyorum şey ama var. Yabancı da şey var. Yabancı ülkelerde yani, vardı. Türkiye'de de olması lazım. Evet. O ilacı yanında taşıması lazım. Yani böyle ölümden dönmüş bir şeyle arı sokmasıyla ölümden dönmüş kişi yanından o ilacı ayırmayacak. Hemen soktuğu anda kendisine o ilacı kalem yapması gerekiyor. Kalem şeklinde zaten. Kalem şeklinde o? Evet. Kendi o acil durumda onun müdahale olarak. Epinefrin içeren kalemler olması gerekiyor. Ve kendisi hemen yapması gerekiyor. Ve bu epinefrini yaptığında hayatını kendisi kurtaracak. Bu da ilk yardımın önemine geliyor. İlk yardımı kendisi yapması gerekiyor. Çünkü o kişinin hastaneye yetişmesi çok zor. Evet. Çünkü, o hızlı gelişen bir durum olmuş oluyor. Tabii yani, çok hızlı. Özellikle boğaz bölgesinde gıcık oluşuyor. Dili şişebiliyor yahut gırtlak bölgesinde vokal kortlar var, ses telleri var. Ses tellerin olduğu bölgede ödem meydana geliyor. Larynx ödem meydana geliyor. Ve nefes almak istese bile orada nefes geçmiyor. Nefes geçemiyor ve nefes alamıyor. Bu nedenle nefes alamadığı için ölüyor. Yahut tansiyon çok düşüyor. Evet. Tansiyon düşüklüğüne bağlı şuur değişikliği oluyor. Burada tansiyon düştüyse dedim ki epinefrin yapmak gerekiyor. Artı sıvı tedavisine vermek gerekiyor. Eğer boğazı şiştiyse o durumda yapılması gereken gırtlak bölgesine hızlı bir şekilde trakeostomi dediğimiz hava yolunun açılması lazım. Evet. Boğaz bölgesinde. Yani her alerjik bünyede yani alerjik bünyesi varsa kişinin atopik tabii. durumu varsa böyle bir böcek sokmasıyla karşı karşıya kalıyorsa anafilaktik şok geçirme ihtimali de çok yüksek çok anlamında. Yüksek. Evet. Değil mi? Tabii. Ama her alerji için de demiyoruz herhalde. Yani o yüzden alerjik bünyeye sahip kişilerin alerji doktorlarına veya iç hastalıkları doktorlarına alerji konusunda danışmaları gerekiyor ve takipten yaptırmaları gerekiyor. Niye alerjisi var? Alerjen bir maddeyle karşılaştığında ne yapması gerektiğini ve ona göre ilk müdahaleyi kendisine öğrenmesi gerekiyor. Çünkü alerjik bünyeye sahip kişileri tedavi edecek kişiler yine kendileri. Evet. O alerjenden kaçmaları gerekiyor. Yılan sokmaları için de akrep gibi benzer düşünebilir miyiz ülkemiz için? Yani tehlike açısından ne durumda hocam? Tabii yılan sokmaları da özellikle viper dediğimiz çıngıraklı yılanlar ciddi şekilde yine bu bölgede nadir bulunuyor ama Güneydoğu ve Doğu bölgelerinde çok daha fazla. Bunlarda da ısırdığı bölgede özellikle şişlik, kızarıklık ve siyahlaşma dediğimiz doku nekrozu meydana getiriyor. Ve kana karışıp kanda ciddi hematolojik, hematotoksik sorunlara yol açabiliyor. Ve ölümle sonuçlanabiliyor bunlarda da. Yani burada da yılan özellikle endemik bölgede ise yahut da zehirli yılan olduğunu düşünüyorsak hemen yılan antiserumu yapmamız lazım. Evet. Ona göre müdahale etmemiz gerekiyor. Akrep antiserumundan bahsetmedim. Çünkü akrep antiserumunda şöyle bir şey var. Eğer dediğim gibi zehirli akreplerin olduğu bölgede ise akrep serumunu da yapmak gerekiyor ama zehirli olmayan akreplerin olduğu bölgede akrep serumu daha zararlı. Çünkü alerji yapma riski yüksek. Evet. Daha fazla alerji yapıyor. Yani bununla ilgili yapılmış bir sürü çalışma da var. Yani zehirsiz akreple ısırılan kişilere akrep serum yaptığında çok daha fazlasında alerjik reaksiyon gelişiyor. Daha fazla anafilaksi gelişebiliyor. O nedenle akrep serumunu endemik bölgede uygulamak lazım. Endemik olmayan bölgede çok fazla tercih edilmemesi gerekiyor. Zehirlenmelere değinmişken alkolü de aslında
geçmeden etmemek lazım. Yüksek oranda alkol tüketimlerine bağlı olarak zehirlenmeler de olabiliyor değil mi hocam? Tabii. Alkol zehirlenmeleri deyince iki çeşit alkol zehirlenmesi düşünmemiz lazım. Birisi normal kullanılan, yani sarhoş olmak için kullanılan etil alkol dediğimiz alkol. Yani rakıda, şarapta, şeyde bulunan alkol çeşidi. Burada çok fazla içince şuur değişikliği veya şuur kaybı olabiliyor. Daha da fazla içilirse özellikle sızmalara bağlı olarak hipoglisemi koma meydana gelebiliyor. Veya beyin ödemi meydana gelebiliyor. Ama daha korktuğumuz bizim etil alkol olmayan, kişi sarhoş olmak için daha ucuza, sarhoş olmak için kullandığı kaçak alkoller var. Yahut başkaları kaçak alkol, yani metil alkolle yapılmış normal alkol şişelerinde satılan alkolleri içen kişiler var. Yine kolonya içen kişiler, isprito içen kişilerde metil alkol zehirlenmesi görüyoruz. Bu metil alkol zehirlenmesi normal alkole göre çok daha ölümcül. Ve özellikle kör kalma ihtimali, körlük ihtimali çok fazla artıyor. Bu metil alkol içenler öncelikle basit semptomlarla geliyor. Başlangıçta karın ağrısı olabiliyor, bulantı kusma olabiliyor. Ondan sonra körlük meydana geliyor. Bir anda gözleri görmüyor, şey etmiyor. Eğer gözleri görmüyorsa, karın ağrısı varsa, alkol içtiyse hemen metil alkol düşünmemiz lazım. İşte daha sonra solunum sıkıntısı dediğimiz, daha doğrusu asitoz dediğimiz solunum sıkıntısına neden olan durum ortaya çıkıyor. Hasta hızlı nefes alıp veriyor. Şuur etkilenebiliyor, şuur değişebiliyor veya yani tamamen kapanabiliyor. Böyle durumda hemen hızlı bir şekilde antidotunu vermemiz lazım. Ve gerekirse diyalize almamız gerekiyor. Evet. Ve dediğim gibi ölüm tehlikesi çok çok yüksek. Yani kaçak alkolden zehirlendi dediğimiz yahut ucuz alkolden zehirlendi dediğimiz kişiler bu metil alkolden zehirlenenler. Peki kolonyalar kaçak olarak metil alkolden yapıldığı zaman bunları tabii cilt üzerinden kullanılmasında tehlikesi var mı aynı şekilde? Tabii. Yani cilt üzerinden eğer cilt üzerinden bunlar emiliyor. Devamlı bir kişi çok fazla miktarda döküp şey derse günde 10-15-20 defa aynı odada, çünkü solunumla da bu şey diyor, kana karışabiliyor. Aynı odada üzerine döküp devamlı evet kullanıyorsa belli süre sonra metil alkol zehirlenme bulguları ortaya çıkabiliyor. O nedenle kolonyalara da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ucuz kolonyalar, yani ucuz etin yahnisi kötü olur dedikleri gibi, yani ucuz kolonyalara da dikkat etmemiz gerekiyor. Mümkün olduğu kadar etil alkolden yapılmış olanları kullanmamız lazım. Aslında hiç kullanmamak gerekiyor. Tabii, aslında hiç kullanmamak da fayda evet var. Çünkü her ikisi de zararlı. Sonuçta. Ben son günlerin popüler konusu özellikle bonsai ile ilgili demek istediğiniz bir şeyler olur mu? Onunla ilgili konuşmak istiyorum. Yani halkı bilinçlendirmek. Özellikle evet küçük genç yaştakileri daha fazla ilgilendiren bir sorun. Söylemek istediğiniz bir şeyler olabilir mi? Ya bonsai korku rüyamız. Evet. Yani niye korkulu rüyamız? Hastanın nasıl geleceği belli değil. Ve yani her sosyoekonomik düzeydeki kişi bonsai içip gelebiliyor. Yani sosyoekonomik düzeyi çok yüksek olan bir kişi de ailesi bonsai içip gelebiliyor. Sosyoekonomik seviyesi çok düşük olan bir kişi de gelebiliyor. Çünkü dışarıda bunların 1 liraya 2 liraya satıldığını duyuyoruz. Yani evet gelen hastalardan. Ve bu bonsai'nin içerisinde ne olduğunu hala yani belli, sabit bir şey, etken maddesi var. Evet. Ama bu sabit etken maddenin içerisine bir sürü kimyasal madde karıştırılıyor. Ki hıfz sahada bir arkadaşla görüşürken ondan aldığım bilgiyi aktarayım. İçinde organofosfat dediğimiz bitkilerdeki böcekleri öldüren zehir evet tespit edilmiş bonsai'nin içerisinde. Yani bu dahi olabiliyor. Yani yahut çok ciddi ölümcül bir madde eklenebiliyor. Bir kısmına çok basit nişasta şu bu eklenebiliyor. O nedenle kimyasal formülü tam her zaman değişiyor. Tespit edilemiyor. Yani bonsai'nin sabit sentetik kanabinoidi evet tespit ediliyor ama evet onun yardımcı maddeleri tespit edilemiyor ve hepsinin etkisi farklı. Yani dediğim gibi organofosfat zehirlenmesi şeklinde gelebiliyor. Yahut kalbi durdurup gelebiliyor. Ki yahut şuurunu etkileyip gelebiliyor. Solunum sıkıntısı yapıp gelebiliyor. Ama hepsinin net etkisi ölümle sonuçlanıyor. Tabii. Yani hepsinin sonucu evet ölüm. Yani
bir kısmı beyin kanamasından tansiyonu yükseltip beyin kanaması yapıyor. Evet. Bir kısmı solunumu durduruyor. Yani bir kısmı akciğerlerde ödem dediğimiz su toplanmasına neden olup ölüme neden olabiliyor. Bir kısmı kalbe direkt etki edip kalbi durdurabiliyor. O nedenle ve yaklaşırken yani bonsai içtim geldim diyen kişiye yaklaşım standart bir yaklaşım şekli olmuyor. Olamıyor tabii. Olamıyor. Yani bunun acaba hangi sistem etkilenecek diye bekliyoruz. Tabii. Takipte. Akciğer mi etkilenecek, karaciğer mi, işte böbrekler mi, şurası mı burası mı etkilenecek diye bir tereddüt yaşıyoruz bu durumda. Bizim duyduğumuz genelde gençlerin kullandığı yönünde ama hakikaten o şekilde mi? Yaş grubu yani, acil servislere evet. Gelen genellikle gençler oluyor ama daha ileri yaşlarda hani özellikle erken yaşlı dediğimiz 40-50 yaşlarda da görülebiliyor bunlar. Daha küçükler, biz çocuk acil kısmına bakmadın evet. mı sizin? Daha evet. küçükleri bilmiyorum yani. Evet. Biz 18 yaş ve üzerine bakıyoruz. Ergenlik döneminden sonra. Yani çocuk bölümünde nasıl durum bilmiyorum onu. Hocam çok değerli bilgiler verdiniz. Ben son olarak hani yine popüler konulardan bir tanesi özellikle acil serviste yaşanan şiddet olayları var. Yani bunlarla ilgili demek istediklerinizi de almak istiyoruz. Halkımıza vermek istediğiniz bir takım bilgiler olabilir mi? Hasta memnuniyeti ben evet. ilave edeyim. Hasta memnuniyeti çok önemli. Hasta yakının evet. memnuniyeti de çok önemli. Ama hekimlerin, acil tıpta çalışan hekimlerin de memnuniyeti çok önemli. Yani evet. bu dengenin tutturulması için neler yapılıyor? Ya bu dengenin bir şekilde tutturulması gerekiyor. Buradaki en önemli adım iletişim. Evet. Yani iletişimi güzel kurabilirsek, yani hekim olarak yani veya sağlık camiası tarafından sağlık ekibi olarak yahut hasta tarafından hasta tarafına baktığımız hasta grubu ve hasta yakınları tarafından iletişimin çok iyi sağlanması gerekiyor. Burada en masum kişiler hastalar. Evet. Çünkü hiç sesleri çıkmıyor, hiçbir problem yok. Kendisine yapılan iyiliği de fark ediyorlar. Evet. Yani canı acıyor. Canı acıdığında ağrı kesici yapıyorsun, düzeliyor. Ya diyorsun ki bak bu ağrıyı kesmemem gerekiyor. Tabii. Kesersem şu meydana gelebilir. Çünkü her tür ağrıda, her tür şeyde ağrı kesiciyle ağrıyı kesmemiz indikasyonu yok. Bazılarında ağrıyı takip etmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü ağrının gidişatı bize yol gösteriyor. Durumun aciliyetini veya stabil olup olmadığına evet. karar vermemiz gerekiyor. Hastayla bunu konuştuğumuzda hasta çok rahat şey diyor. Biz anlaşıyor ama hasta yakınları evet. Çok ciddi iletişim sorunları yaşanıyor. İşte benim hastam şurada da şu yapılmadı da bu yapılmadı da diye ciddi sorunlar yaşanabiliyor. Tabii onlar da haklı çünkü... biz acil servisin en büyük sıkıntısı şu, hiçbir hasta ve hasta yakını planlı bir şekilde acil servise gelmiyor. Yani. Tabii nadiren oluyor da şu acil servis kalabalığına neden olan grupta bu anlattığınız şey diyor. Aşamaları uygulayarak gelen çok nadir. Tabii gerçek aciller, gerçek acillerde kişi evinden işine giderken eşiyle vedalaşıyor, çocuğunu öpüyor, yola çıkıyor. Bir anda kaza oluyor, ya göğsü ağrıyor, ya karnı ağrıyor. Hemen 112 geliyor veya yakınları acil servise götürüyor. Orada müdahale yapılıyor. Ve durumuna göre gerekli tedaviler uygulanıyor. Ve hasta kendini hiç ummadığı anda acil serviste buluyor. Bu arada yapılanları görüyor. Hasta yakını da eşini işte biliyor. Ve telefonla ulaşıldığında veya ya kendisi ya da başkası bir şekilde eyvah hastam öldü, şu oldu, bu oldu falan deyip kafasında çok fazla şeyler kurup acil servise geliyor. Ve o eşini sedide yatarken veyahut çocuğunu, arkadaşını sedide yatarken gördüğünde bir anda ne yapacağını bilmiyor. Ve bilinçaltından, bilinçli olsa çünkü hareketleri yapması zor. Çünkü orada herkes, hiç kimse ya bugün ben bir hasta öldüreyim, öldürmek için acil servise gideyim doktorluk yapayım demez. Tabii. Veya bir hasta bakıcı ya bugün ben hastaları sakat bırakayım diye acil servise gelmez. Orada geliyorsa, orada ekmek kazanıyorsa hepsi can kurtarmak için geliyor. Evet, tabii. Ve can kurtarmak için geliyor ve yaralıların yaralarına merhem olmak için, yaralıların yaralarını sarmak için ve onlara yardımcı olmak için geliyor. Oradaki ölme tehlikesi olan hastaların sayısını azaltmak, tabii. işte yaralanma tehlikesi olan kişilerin yaralanma şeyden azaltmak için orada çalışıyor. Ve onlar için aslında hastalar için orada müdahale yapıyor, o hastalar için çalışıyor. Ve hasta yakınları da eğer bu bilinçle yaklaşırsa iletişim çok daha fazla olur. Şiddetin temel nedeni iletişim. Evet. Yani hekim ve sağlık camiası hasta ve hasta yakınına ne olduğunu, ne gittiğini anlatması gerekiyor. Hasta yakınının ya bana anlatmıyorsa bir sebebi vardır. Vardır mantıklı. Yani çünkü evet. Kalp masajı yapılırken
gidip hasta yakınına da hemen bilgi verilmez. Tabii. Önce hayatını kurtaracaksın. Gerekli müdahaleleri yapacaksın. Evet. Ona göre yapılması gerekiyor. O nedenle bir de gereksiz hastalar aile servislerden azalırsa o zaman bu şiddet oranları daha da azalacaktır. Çünkü gereksiz olan yani acil şikayeti olmayan sırf rapor almak için, sırf sıra beklememek için aile servislerde yani poliklinlerde durmak istemeyen kişiler aile servisleri doldurduğu sürece yoğunluk gerçek azaldı. Acillere bakılacak olan süre azalıyor. Yani bir hekimin bakabileceği süre poliklinikte bellidir. Yani 6 dakika, 10 dakika, 15 dakika yani hastanesine göre değişiyor. Ama bir süresi var. Tabii. Aile servisinde böyle bir süre yok. Yani 24 saatin var yahut 12 saatin var. Aile servisinde kaç hasta gelirse gelsin hastalara bakmak zorundasın. Evet. O hastaları çözmek zorundasın. Evet. Eğer dakikada bir hasta geliyorsa o zaman bir hasta bir dakika ayrılır. Dakikada 10 hasta geliyorsa ona göre müdahale edilir. O nedenle yani iletişim ve gereksiz acil servislerin meşgul edilmemesi gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten hem bize ilk yardımı, acil tıpı çok detaylı anlattınız. İzleyenlerimiz için de mutlaka öyledir. Çok değerli bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Size sağlık. Bir programımızın sonuna geldik. Bu hafta Profesör Doktor İbrahim İkizeli hocamızı ağırladık. Bizlere acil tıpla ilgili çok detaylı bilgiler verdiler. Haftaya yeniden başka bir konumuzla buluşmak üzere herkese iyi akşamlar diliyoruz. Yani burada kordiya da çok büyük yer önem arz ediyor. Çok değerli hocamız. Kendisi üniversite. Rastlarına dağılmış. Sen kapkaranlığı çalıştı. Şu kadar bir